Bence direkt dans yapmak ayıp bir şey değil. Striptiz başka bir şey. Tamam. Bence o da ya, ben şuna inanıyorum. Ne ayıp sence? Bence ayıp diye bir şey yok. Bizler ne? Hayal kötüsü oldu kanunlara. Sizler ne? Çırılçıplak poz paylaşılıyor mu gerçekten? Ya Instagram'da yasak öncelikle galiba. Çırılçıplak paylaşılmıyor? Hayır. Mesela flört tanımı ne sence? Flörte ne diyoruz biz? İyi iletişim kurmak, iyi sohbet edebilmek, gülmek, falan. Gözlerini kaçırman gerektiğini hissetmek. Falan. Falan. Flörtöz müsün? Ben... Yani şey, ay ne kadar tatlı sorular, enerjim yükseldi bir anda. Hayatta daha büyük dertlerim var yani. Kıskanç mısın? Evet. Bence buradan çıkarsak Türkiye'deki herkes Selen Gönce Alkan, Barışçak Amca Alkan'la falan yani. Düşü, burayı çözersek Türkiye'de çok önemli bir şey çözeceğiz. Nereden buraya geldik bilmiyorum. Hemen sevdiğini nasıl inandırır? Hürriyet Komiteri'den herkese selamlar. Bugün Hayal Köseoğlu bizimle birlikte. Çok merak ediyorum. Hatta korkunç kimse çekim yapmıyor. Okullar tatil. Gerçekten hayat durmuş durumda Türkiye'de. Anons atıyor gibiyim şu anda haber spikerleri. Evet, hayat Türkiye'de durdu. Biz yine de röportajımızı yapıyoruz. Yaparmış değil mi arkadaşlar? Evet, yaparım. Var. Yaparım. Düşünün mü hiç şey olmayız? Sunucu gibi, yok. Gibi bir şey. Spiker sunucu falan. Sunuculuk çok isterim aslında. Hani ama böyle şey gibi bir şey, ne bileyim, böyle program sunuculuğu. Kendi ama yorumlarını haber... katacağın bir şey mi? Evet, evet. Haber programı sunabileceğimi düşünmüyorum. Ne çıkar oradan acaba ya? İkinci bölümde iptal. İptal ya. Hayal Köseoğlu bunu dedi. Hayal Köseoğlu çırılçıplak poz. Çırılçıplak bir şey söyleyeceğim. Çırılçıplak poz paylaşılıyor mu gerçekten? Ya Instagram'da yasak öncelikle galiba. Çırılçıplak paylaşılmıyor? Hayır. Şey koyuyor Instagram'a. O yüzden o zaman haberciler mi şey yapıyor? Manipüle mi ediyor durum? Clickbait dediğimiz, onun Türkçesi nedir? O clickbait şey... Evet, tık tuzağı, evet. Tık tuzağı. İçine girince okuyucu tuzak olduğunu düşünmeyip besleniyor mu sence haberden, evet, yoksa evet. Hoşuna gidiyor okuyucunun herhalde. Tabii. Okuyucu alan bir profil olduğunu söyleyebilir miyiz bir oyuncu olarak acaba? Şu an niye bu tamamen şeye geçecek gibi hissettim şu programı? Hayal, sosyal medyayı... Çıplaklıkla çok... giremezsin çünkü. Evet, programı çıplaklıkla... Böyle oldum. İçime kapandım. Böyle çıplaklıklı insanlar çok sakin ve kendi halinde insanlardı genelde, sen de öyle misin? Hakikaten sosyal hayatına bir yere girdiğinde çok şey misin? Yoksa Instagram'da gördüğümüz enerji var mı sen normal hayatında? Sen gördün. Ortamda göre şey, benim ne enerjim yüksekti ama şey ortamsa bu. Nasıl bir şey soruyorsun? Ya yani ortama girdin, böyle çok samimi değilsin. O sosyal medyada gördüğünüz enerjini yansıtır mısın hemencecik? Yoksa şey misindir, sakin durağan bir tip misindir? Sakin durağan bir tip değilim. Değilsin. Ya direkt yansıtmak isterim. Ya ben sosyalleşmeyi çok seviyorum. İnsanlarla iletişim kurmak seviyorum. Ne anlıyoruz sosyalleşmekten? İletişim kurmak. Bir de bir şey söyleyeceğim. Gidiyorum geçen arkadaşımla bir tane flörtle alakalı. Dedim ki sen çok flörtözsün. Dedim ki değilim dedi. Anlattım ama bu bence flörtözlük değil sana ki dedi. Sana mı dedi flörtözlük? Ben dedim flörtözlük. Sen niye bana hedef okudun? Çünkü anlamaya çalışıyorum. Mesela flört tanımı ne sence? Flörte ne diyoruz biz tanımına? Sadece görüşme, mesajlaşmak mı yoksa date'e çıkmak, buluşmak mı? Yani iyi mesaj flörtü de iyidir. Date'e çıkmak... Bilmiyorum, flört değil. Artık date'tir yani ama flört bence... Senin için çok başlangıç şey. Yani sadece mesaj... Bakış bile yani. Değil mi mesela? Bakış bile bir flörttür yani, evet. Ya da işte ne bileyim, iyi iletişim kurmak, iyi sohbet edebilmek, gülmek... Falan. Gözlerini kaçırman gerektiğini hissetmek. Falan. Falan. Flörtöz müsün? Diyor şu an. Bilmiyorum, derler. Öyle derler. Ama... Ama insan seviyorsun aslında. Ama bu arada yani şey gibi bir şey değil. İnsan seviyorum... Değil, dedim ya, iyi iletişim bence flört. Yani ben iyi iletişim kurmayı severim. Ona flörtöz diyenler var ama ben flört ettiğimi hissetmiyorum mesela onu yaparken. En tehlikelisi. Çok evet. en tehlikelisi benim. Ama şey yani sen orada insandan aldığın enerji aslında seni. Kadın da olabilir o zaman. Evet evet, yani mesela Sinem'le bizi görsen biz flört ediyorsunuz. Zannedersin ama hani aslında evet, çok iyi iletişim. Olaya baksana Mucize Doktor'un iki yıldızı Mer. Flörtözler çok birbirleriyle flört ediyorlar senelerdir. Yok hani nerelere şeyden bahsediyorum. Gide. Düzeltelim. İyi, bunu şey, Sinem özür dilerim. Şey, Sinem, komik dedin sen. Çok komik. Sinem şey gibi sanki, dış, ben tanıyorum, hakikaten eğlenceli evet, olduğunu evet, biliyorum ama... ...daha ortamın hani toparlayan, yaramazlık yapma diyen bir kişisi gibi. Sen mi bozuyorsun yok, onu hayır, acaba? Hayır, yok yok. Olabilir mi? Bir kere ortamın annesi bizim grupta Hazal'dır. Hazal'dır. Biz onu kaldım ona, çok sevgili. Evet, çok, evet, evet. O ortamın annesi toplar her şeyimi peşimden yetiştirir falan, öyle bir insandır yani. En yaramazı yani. Sen misin o ikili? Evet. Evet ama yani küçük kız çocuğu gibiyimdir. Yani arkamdan gerçekten şeyleri getirirler. Hayal kulaklığını unuttun. Üşengeç misin? Saçımı tarar. Yok. Ha ama işte bir şeyler getirir falan. Hayır, o manada değil mesela. Ben hep bir şeylerimi unuturum. Kafam böyle
10 karış 5 karış yukarıda olduğu için. Farkındayım. Yani bugün yaşadıklarımız. Ha, ha tabii tabii. Arkadaşlar gerçek. Başına çok bela açan biri misin sen? Yok değilim. Nasıl başarıyorsun? Şans var o zaman. Şans var. Evet. Yani şey ay ne kadar tatlı sorular. Enerjim yükseldi bir anda. Şey başıma çok şey gelmez çünkü çok güvendiğim insanların yanında kendimi. Ha öyle. Teşekkür ederim. Ben o zaman kendimi şanslı hissediyorum. Az önce bir güven. Sana güvenmek zorunda kaldım. Başka çarem yoktu. Yani güvenmediğim insanın yanında kendimi salmam yani. Ama az önce o sorun çıkış hikayesi de oydu. Onu demeye çalıştım. Yani girdiğin ortamda şey misin, enerjik misin derken yani otokontrolcü. Enerjilik, yani enerjiklikle bela açmak bela arasında açmak bir arasına. Fark var yani. Enerjin bela da açabilir yoksa çok tatlı bir geceye de vesile olabilir. Aç tatlı bir gece de olabilir tabii. Hani işte dedin yani arkadaşlar şey. Çok korkunç bir insansın. Hayır hayır. Bir şey. Tamam pardon tatlı bir pikniğe. Tatlı bir akşam. Ben bir şey söyledim mi arkadaşlar? Flörtten bahset. Sen manipüle ediyorsun. Ben... İlk başta flörtten giriyor. Ondan sonra işte bilmem ne. Ben seni anladım tamam. Biz... Senin istediğin cevapları vereceğim. Evet ben çok flörtöz bir insanım. Arkadaşlar ben sadece söylüyorum ve gerçekten programdan beklediğim çıkıyor. Beklediğim söyleyeceği şeyler değil. Gerçekten bu reaksiyonlardı, mimiklerdi. Viral olduk şu an çoktan bile. Burada kesip kapatabiliriz. Sizi viral yapmazsanız küserim. Hayır, ciddileşeceğim. Tamam, ciddileşeceğim. Tamam. Hayatta ilgili bir derdin olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve bu derdinin işte normal işte toplumsal kadın haklarını gözeten, çıkarımlar yapan ve bunu savunan veya işte feminist duygularla olmanın yanında senin kişisel bir derdin, bir kavgan olduğunu, belki kendinle kavgan var, belki yaşadığın, belki travmaların var. Bunların hiçbirini bilmiyorum ama sosyal medyada o gözlemlediğim sürekli insanların atapik yapan baktığında oyunculuğun kadar muhtemelen bugüne kadar biz bazı paylaşımlarını konuştuk ve bu paylaşımlar şey değildi yani işte çok işte cinsel içerikli bir durum ya da işte fotoğraf poz açıklık değil. Sen orada bir şey işte direkt dansı konusu mesela benim nazarımda işte cinsel çağrışımda bulunan bir konu değildi. Senin orada bir derdin vardı ve insanlar aslında eleştirenler de hakeza senin üstüne gel, linçleyenler de bu yüzden yapmamalı, orada olmamalı. Sen bunu özgürlüğü yaşamak ve yaşatmak için mi böyle bir dert edinin ya da derdin var? Asıl paylaşmadığın yazıyorsun ama o satırların perde arkası ne? Ruhunda neye taşıyorsun ve ne istiyorsun hayattan? Çok merak ediyorum. Ay teşekkür ederim. Yani şöyle bir şey, bunu iyi ifade etmek isterim. Ay güzel soru. Evet gerçekten rahat. Çok güzel soru sordun. Şey. Tiradın bitti. Şimdi sıra bende. Şey. Burada ya, unutma bunun cevabı bence vermedin bugüne kadar da. Yok vermedim evet. Soran yaşasın da olmadı. Yaşasın bunun. Evet, ilgilenmedi. Evet, yok aynen. Şöyle söyleyebilirim. Ya ben şimdi biz şimdi bir hayata geldik ve neden burada olduğumuzu bilmiyoruz. Ben neden burada olduğumu bilmiyorum. Neden bu ailede doğduğumu bilmiyorum. İsmim neden böyle bilmiyorum. Ve bir şekilde bu hayatta var olmak durumundayız. Hayatta... Ya ben şuna çok inanıyorum. Yani beynim benim programlanmış. Toplum tarafından, ailem tarafından, beni yetiştiren insanlar tarafından, çocukluk dönemimde arkadaşlarım, okulum, çevrem, her şey tarafından programlanmış. Ve bir karakter oluşmuş. Ve bu karakterin bazı yönleri bana acı veriyor. Yani şöyle söyleyeyim sana, kendimi dışarıdan izlediğim zaman çok baskılanmış buluyorum. Yani küçüklüğümdeki, o çocukluğumdaki hayalini, o özgürlüğünü, o enerjikliğini, o hiç kimseyi takmamasını, o oyun oynama güdüsünü bir takım şeyler yüzünden bastırdığımı hissediyorum. Ve o dış göze meydan okuyorum aslında ben. Yani aslında kendimi de yargılıyorum. O yargıladığım şeyle benim kavgam. Geçmişten gelen boşluklardan dolayı mı o zaman böyle bir şey ortaya çıkıyor, böyle bir karakter? Hayır hayır, şeyden bahsediyorum. Sen de mesela programlandın. Hepimiz programlandık yani. Koşullandığımız bir takım bir gerçeklik var. Biz yaratmadık bunu, biz seçmedik. Yani şundan bahsediyorum. Bu ayıp dendi ve sen ona inanarak büyüyorsun. Evet. Ama küçükken senin o şeyin yok. O bilincin yok. Ben şimdi düşünüyorum, bu ayıp değil bence. Değil mi sence? Karar vereceğim yaşa geldiğimde bence değil. Bence direkt dans yapmak ayıp bir şey değil. Striptiz başka bir şey. Tamam. Bence o da ya, ben şuna inanıyorum. Ne ayıp sence? Bence ayıp diye bir şey yok. Bence ayıp olan ayıp şey ne biliyor şey. Musun? Ayıp olan şey, ayıp dediğim şey benim şiddet, taciz, peki, senin pedofili falan gibi şeyler ayıp ama... Senin peki ayıp kavramın... Ya da ayıp olan ne biliyor musun? Bir insanı gerçekten kötü hissettirmek, bilinçli olarak acı çektirmek. Bence ayıp o. Ve anlamamak, anlayış, empati kuramamak. Bunlar bence ayıp şeyler. Ama tamam. Yani bu coğrafya mesela ayıp olsa, gerçekten genel geçer bir ayıp olsa... Sadece bu coğrafyada bu kadar ses getirmez. Millet nasıl kostümler giyiyor, neler yapıyor mesela yurt dışında, Avrupa'da, orada, burada nasıl filmler çekiliyor? Sansürsüz milyonlarca şey var. Neler konuşulabiliyor? Neler mevzu bahis olabiliyor? Sen de az önce dedin keşke böyle böyle falan. Ne? Sepsen mi sıkıştıracaksın? Senin de az önce dediğin gibi. Evet. Peki ben şunu çok merak ediyorum. Niye bizde ayıp?
senin ayıp kelimesine kavramıyla alakalı da bir şeyin olabilir mi der? Tabii ki. Yani benim mesela şunu, yani benim anlatabildim mi az önce? Anladım. Yani dış göz, ayıp denen şey. Yani ben şimdi kendimi ayıp diye yargıladığım bir takım şeyler var. Ve bu var insanlar, mı? Ya küçüklüğümde vardı. Ya ayıp mesela ne bileyim ayıptır. Benim ailemden bana çok, bir de bizim aile de çok şey değildir. Sınırlayan bir aile olmadı hiçbir zaman. Ama ona rağmen. Ya benim annem babam bana her zaman ayıbı şey diye öğretmiştir. Yani kimsenin ekmeğine göz dikme, kimsenin ayağını kaydırma, kimsenin dedikodusunu yapma. Evrensel insani değerler. İnsani değerlere karşı gelmenin ayıp olduğunu söylemiştir. Ama hiçbir zaman şey, ya tabii vardır, vardır. Ama çok böyle uç şeylerden bahsediyorum. Onu yapma ayıp, bunu yapma ayıp bir sürü hepimiz çocukken yaşadık. Ya ben ayıba inanmıyorum. Mesela bu... Bu arada sorayım, merak ediyorum ne söyleyeceğim diye sonra şey yapabiliriz. Mesela son konserdeki, şimdi bugüne kadar çok Gülşen'in o hikayelerinde... Ayıp değil. Ayıp değil mi? Niye ayıp? Ayıp demedim, ayıp değil mi diye soruyorum. Hayır, tamam. Sence bence, yani bu tartışmayı böyle karşılıklı konuşuyor. Bu tartışmayı başlatan şey, yani şöyle, kucağa oturmak şimdi... Şöyle, bugüne kadar işte kıyafetsel anlamda yenilen linç ya da oradaki duruşu, kadın sanatçı konser duruşuna... bir şerh düşüldüğü için ve linç yediği için ve bununla alakalı özgürlükçü bir duruş gösterdiği için kostümüyle alakalı, kıyafetiyle ilgili bir protesto diyebiliriz bunun adına. Çok duruş gösterdi bugüne kadar. Ama bu eyleme döküldüğünde evli bir kadının sanatçı kimliğinden bağımsız orada görülen bir tane adamın kucağına oturuyor olması. Burada en yakın arkadaşı galiba değil mi? Şimdi, bu sadece dış görüntüden bahsediyorum. Hani bilmiyoruz hikayeyi çünkü. Ben bunu ayıp da demiyorum. Bir yorum yapmıyorum. Hani evli bir ya kadının, ben, şöyle ya yorumlasak, işte yani Gülşen'in sanatçı sıfatından. Söyle bana, nasıldı? Öyle miydi? Şöyle, işte konser esnasında... Onu izledim ha, videoyu. Ya bence ayıp olan ne biliyor musun? Ney? Onun orada, konuşulması mı? Ben hayır yani, bir performans var orada, tamam mı? Tamam. Yani Beyoncé, yani bunu gerçekten izleyenler lütfen artsın. Beyoncé ile Dwayne Johnson olması lazım. Dwayne başka biri de olabilir, şimdi hatırlamıyorum. Jay-Z ile evli Beyoncé. Beyoncé de aynı dansı yapıyor. Oha diye ayakta alkışlıyorum. Bence ayıp olan orada kapalı bir performans varken onu telefonuyla çekip ikinci sayfaya falan yollamak çok ayıp. Çünkü orada bir performans var. İzlesene, kadının dünya güzeli bir kadın önünde şov yapıyor yani. Bilmiyorum ya, bana ne noktasındayım aslına bakarsan. Yani bunları konuşmak bile bana saçma geliyor. Çünkü ben bireysel olarak yani hayatta daha büyük dertlerim var yani. Kıskanç mısın? Evet. Ama olmamaya çalışıyorum. Çok güzel ya. Yani, çok güzel cevaplar veriyor. Peki kıskançlığı nasıl tanımlıyorsun? Korkutucu. Hayır yani şey yapma. Olmamaya. Sende şey var bu arada. Seni aldatmaya, teşebbüs etmeye, niyetlenme çabası içerisine giren ve gayret gösteren bir beyefendinin... Hani ve bunu sana hiç çaktırma yani. Çok profesyonel yapan. Üçüncü telefonun sakladığı bir yer yakalarsın gibi. Ya şöyle bir şey... Çok değil mi öyle mi? Görüntü mü öyle yoksa? Yok yani yakalama. Bu arada çok saçma bir şey. Bence zaten insanlar bu dürtü yüzünden aldatılıyor. Ney? Hani o kadar acı çekeceğini düşünmekten kapatırsın ya bence verileri. Bence herkeste öyle bir şey var yani. He. Yoksa hani... Aslında görünen köy kılavuz istemiyor. Çoğu zaman dışarıdan görüyor. Herkes aldatıyor mu? Bilmiyorum ama. Onu bilemem. Aldatıldın mı hiç? Bilmiyorum. İnşallah aldatılmamışım. İnşallah buradan duyuruyor. Ama yani şey... Aldattın mı? Yok, aldatmadım. Ya benim için şöyle bir şey. Aldatmak da bunlar da bana şey geliyor. Ne? Ya bunlar da mı ayıp? Hayır bunlar da ayıp. Bunlar ayıp tırnak içinde diyelim ama. Aldatmak bir dakika gibi yok. Aldatmak ayıp mı değil mi? Hadi tanımla. Buna göre gidelim. Madem böyle bunu pat pat benim tanımımı soruyorsun. Evet, senin tanımın aldatmak nedir? Nereye kadardır sınırları mesela? Ona göre konuşalım. Çünkü gri bölgeleri olan şeylerden bahsediyoruz. Aldatmak, kendi yaşadığın o ilişkideki kişinin, muhatabının çizdiği sınırları zorlamak ve sınırları aşmaktır evrensel. O kişi... Belirlediğiniz, birlikte belirlediğiniz sınırları aşmaktır. Gibi, falan. İşte o çok gri bir bölge. Ne belirliyorsun ki ilişkinde? Bazı biriyle mesela... gidip duygusal olarak... Sonsuza kadar mutlu olmak. Hayır ya şu... Ya bana sorarsan benim tanımım bu sadece fiziksel bir durum eylem değildir yani. Duygusal olarak evet, şey hissettiğinde o aldatmayı... Ya bile şey dedim mesela atıyorum. Hani öyle bir bakarsın ki yani öpse daha iyiydi dersin. Öyle bir şey. O var. Aldatmak mı bu arada? Hani birini çünkü onun önüne geçilemez değil mi? Hani birine bakmak, aldatmak ama mı? Ama bakmak var, bakmak var. Hayalim şu bakma şey bir alabilir mi? Bakış detayda sanki. Tabii bir saniye. Ya bu, abi oyuncuların da işte gerçek. Ya gel. Girdi role ya. Abi, yok hayır canım. Senin gibi yok, gerçekten senin kast anlamında bence gerçek, real hayatta sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu erkek oyuncular da gözlemlediğim bazı arkadaşlarımız var. Birine seni seviyorum demesi sıkıntılı bir de. O duyguyu nasıl verebiliyorsunuz? Fevkalade mecazen söylüyorum, sahtekarlık var ya.
Evet yani duyguyla aslında yani ne bileyim bize hep o öğretilmişti. Duyguyla işiniz yok sizin, eylemle işiniz var. Yani nasıl yani... Ve gerçek hayatınızda şeyi bile düşünebilirsin. Hani ne? Böyle hani gerçek hayatta mı soruyorsun? Evet. Bana abi oyunculukta veriyorsunuz. Evet. Gerçek hayatta seni sevdiğin nasıl inandırabiliyorsun ki? Gerçek hayatta? Evet. Ne bileyim seviyor. Ben mesela sevdiğimi çok belli ederim. Şimdi anlamamak bu bakışı... Kayıtta da yapabilen birisin ve o duyguyla gerçek duygun arasındaki fark sence ne? Senin için soruyorum bunu. Ben başkaları için biliyorum da. Gerçekten. Fena kilitledim şu an. Bittin yani. Hayır hayır hiç bitmedim. Aslında yani şey gibi. Anladın mı? Bu senin özelinde merak ediyorum. Sevmek sadece bakışla olan bir şey değil ki. Sevgi neydi? Sevgi. Emek. Hayır ben bu arada emekten nefret ederim. Asla emek vermek kimseye. Şunu soruyorum. Anladım. Nasıl inandırıyorsun yani? Sen zaten çünkü yalan yapabiliyorsun. İnsanlar nasıl inanıyor? İyi oyun. Evet, bunu iyi oynayabiliyorsun ya. Yani. Fevkalade iyi aşık oynayan birinin gerçek hayatta aşık olduğu konuyu yaşama şeklini merak ettim. Yani oradaki fark ne? Oradaki deme fark yani mi? Orada öpüyorsun da orada bir ya da bir kere işte şöyle yapmıyorsun. Ne yapmıyorsun? Gerçek hayatta. Seni seviyorum. Gözlerin içine bakıyorsun. Orada da öyle oynamıyorsun artık. Seni seviyorum yaparsın. Orada da başka öyle bir şey yaparsın. Aynı rolü verdiler. Geldi senaryo tamam mesela. Ne bileyim ha, bu ya soru. Bu sorunun içinde mantıksızlık var. Benlik bir durum yok. Abi bu cevabı vardı. Ben cevabını bilmediğim için soruyorum. Ya nasıl senin sorunu tam olarak anlamak istiyorum. Nasıl inandırıyorsun abi karşı tarafa diye mi soruyorsun bana? Şimdi sen şimdi evet. Ha yani fark ne diyorum? İnandırmak ne? Fark ne? İnanmak. Fark. İnanır karşındaki sana aşıktır, yani gözü kapalıdır, inanır. Yani Açelya'nın sevmesiyle Saşa'nın sevmesiyle onun sevmesiyle hepsinin arasında bir fark var. Benim sevmem. Zaten i̇şte ben niye sevmediğim insanı seviyor gibi yapayım? Bunlar... Benim vaktim var. Vaktim dolar yani. Öyle olmaz. Sevmediğim insanı niye ben seni seviyorum diyeyim ki? Şimdi ne mana? Değiştiriyorum. Abi bence buradan çıkarsak Türkiye'deki herkes Selen Görgüz Alkan, Barışacak Hamdi Alkan'la falan yani. Düşün burayı çözersek Türkiye'de çok önemli bir şey çözeceğiz. Nereden buraya geldik bilmiyorum. Selen sevdiğini nasıl inandırıyorsun? Oyuncu olmayan biri ya da görsel bir şov içinde olmayan bir insan biri. Başka bir meslek yapan insan. Bir kadın ya da bir erkek. Sevdiğini fevkalade anlar. Der ki ya çünkü ben onu öyle seviyorum atıyorum kaşının ortasını öperek ya da onu anlıyor ya da sözel bir şey. Şimdi o duyguyu verebildiğini aktarabilir. Ama sen oyuncu olarak sergilediğin için görsel bir hikaye işleyebildiğin için, bir karakter işleyebildiğin için ve bunu iyi yapan birisin sen diyorum hayal olarak. Ve etkileniyorum bundan. Çok iyisin abi. Tamam mı? Yani burada duyguyu verebilen biri gerçek hayatında ondan farklı ne yapıyor? Ya da nasıl inanır o kişi? Özel olduğunu nasıl hisseder? Benim yani iyi oyuncu. Hediye yani. Hediye alır. Ha? Benim sevgilerim de iyi oyuncudur. İyi oyuncu. Soru yandık değil mi? Cevap almama gerek yok. Anladım. Zor ve sıkıntılı bir konu. Zor ve sıkıntılı bir konu ama yani şey evet, bu bir sürü nüansla anlatırsın. Yani ya dizide bir an görüyorsun. Sen evde ona sofra hazırlarsın. Ne bileyim işte onun sevdiği şeyleri yaparsın. Ona özenirsin ki daha güzel giyinirsin. Onun falan sevdiği şeyleri falan. Ben bir de yani falan sevdiğimi çok gösteren bir insanımdır. Karakterini yani böyle hiç şey sıkıntılı böyle şey soğuk sevmem yani bayağı uyduruyorum. Mıç mıçsındır. Peki. Maalesef. Şimdi bunlar hep doğaçlama sohbetti. Bir de sabit kısmına girmemiz lazım. Orada da çok kaybolacağız çünkü. Oraya gireyim. En son en çok doğaçlama. En son en çok. Bu arada bir şey soracağım. Bir şey söyleyecektim. Unuttum. Onu kafama yazmıştım. Tabii. Hemen yani bu işte gelmiş. Aynen. Ha, hayır, evet. Sen söyle söylediğin şeyi söylüyorum. Ha. Yani böyle az önceki konu. Ya bana ne diyorum anladın mı? Bana ne bize ne yani? O derdim bu. Olan olaylarla ilgili evet. Size ne bize ne? Herkesin o kadar derdi var ki kendi hayatında. Buna katılmıyorum. Çünkü şu bize ne? Hayır. Senin yaptığın iş. Ama bak hayır. Bize ne? Bize ne kısmına katılmıyorum bu arada. Hani yoksa yorum yapmıyorum hala konularla ilgili. Şimdi senin paylaştığın fotoğrafın abi bir muhatabı var. Çünkü sen mesleğin bunu gerektiriyor. Böyle bir o zaman kullanma Instagram. Çünkü senin bir karşılığın, sorumluluğun var da demiyorum. Mesleğinden diyordum artık demiyorum. Yani sorumluluğun. Özgürsün. Ama insanlar konuşur. İnsanlar paylaşır. Puşlar, atar, evet, özel. Nasıl konuştuğunu, nasıl paylaştığını i̇şte da önemli. Onu falan yemezsin ki ama. Hani bize bu ne değil. Gülşen Orhide evet bizi ilgilendiriyor abi. Çünkü biz görüyoruz ve o takip ettiğimiz, dinlediğimiz bir şarkıcı. Tabii konuşursun. Eyvallah onu diyorum ama manipüle etmeye hiç okey değilim yani. Yorum yapmadan mı izleyelim sence? Böyle bir pes. Ya sadece şunu anlamaya çalışıyorum. Tabii ki konuşulur. Ben insan olarak benim içimde şu dürtü yok. Yani dedikodu da yapmam mesela. Bunu bütün arkadaşlarıma sorabilirsin. Asla gıybet bir insan değilim. Şaka. O yüzden anlamıyorum muhtemelen. Ya ben başka türlü bir eğlence buluyorum kendime. Bir insanın zaaflarından ya da kötü bir gecesinden ya da bir ne bileyim kötü bir anından bahsetmek bana evet, keyif evet, vermiyor. Evet, o yüzden evet, hani kalkıp da ya onu yani insanlar empati kuruyor olabilirsin ben de olmasın gün olursam yani diye. Hiç o değil yani. Ben ya negatif enerji aldığım zaman bu sinir olur, öfke olur bilmem ne. Dedikodu da bence çok negatif enerji yükleyen bir şey. Bir de ya beynin sen birini çok fazla yargılarsan sen bir hata yaptığında senin beynin aynı şekilde seni de yargılar. Doğru. O yüzden insanlara hoşgörü göstermek demek bence hem yaşadığımız alanı daha iyi bir yer haline getirmek demek hem de kendi iç dünyanı daha
az sert bir yer haline getirmek demek bence. Bize ne? Hayal Köseoğlu kanunları. Size ne? Ayıp diye bir şey yoktur hayatta diye bu cümleyi dedin mi sen? Dedim. Hayır onu demedim. Dedim ki pedofili dedim, taylı şiddet dedim. Böyle bir ifade geçmiyorum arkadaşlar. Ben merak ettim bunu almak için. Bunlar ayıp değil dedim. Benim ayıbım bunlar değil. Tamam. Cümle budur. Benim ayıbım bunlar değil. Dört. Ayıp. Farklı ayıp kavramı. Evet. Güzel. Peki, neyse tam sıkıştım. En son... Sıkıştır ya. Yok yok yok. Ben çok üstüne geldim. Tamam, tamam. Geldin mi çok üstüne? Yok. Bir de normal bir sohbet ediyoruz. En son en çok istediğin şey neydi? En son en çok istediğim şey neydi? İyi bir Sezar salata. Hayır. Çok istediğim, en çok istediğim şey... Ha şey şu anda bir işim var. Bir işin senaryosunu yazdım. Onunla ilgili böyle bütçe çalışmaları yapıyoruz. Orada bir şey istedim. İşin senaryosu. Yazıyor musunuz? Yazdım yazdım bitti. Var mı böyle bir şeyin var mıydı senin daha önce bir liyakatin? Yani kalemin var mı yani yazabiliyor musun? Yani yazıyorum evet ama bilinen hani şey ilk defa... Bilinen şey mi bu arada ben bilmiyorum. Yok hayır bilinen bir şey değil. Senin gelen şeyi biliyorum. Evet evet. Dizide bilinen bir şey değil. Yani bir iki yerde söylemişimdir ama şu anda böyle bir şey yazdım. 8 bölümlük böyle bitirdim. Onunla ilgili görüşmeler sürüyor. Nasıl onu çok şey? İstiyorum hatta şu anda. Nasıl bir şey? Seni çok seveceğim bir şey. Ayıp dolu bir şey. Neler çıkacak oradan kim bilir. Şeyi kastını belirledin mi? Kim olacak filan? Sen evet. Olacak mı içinde? Ben olacağım evet. Oyuncu. Ya ben ve en yakın arkadaşım Duygu Arda o da oyuncu. Tamam erkek bakarsın. Oyuncu var mı? İşte şu anda bir sürü görüşmeler sürüyor. Aha. Onları çok işte onlarla ilgili sürekli her gece yatmadan evet evet bu olsun şu olsun falan bayağı böyle her gece yatmadan erkek oyuncu düşünüyorsun kim olsa diye. Her gece yatmadan erkek oyuncu düşünüyorum. Trollüyoruz ya. Şey çok merak ediyorum. Bu dijital iş olacak herhalde anladığım kadarıyla. Süper olmuş ya. Evet. Bayağı böyle bir anda geldi. Sen senaryo mu yazdın? Ben senaryo yazdım inanabiliyor musun? Nasıl bir şey çıkacak acaba? Evet ilginç bir şey. Ya gerçek hayattan çok esinlendiğim bir şey. Bayağı böyle yani çok fazla insanlar... İzleyebilecek miyiz? Bizim yaşımızı karşılıyor. Bizim yaşımızı karşılıyor. Evet evet karşılıyor gayet iyi. O şey o zaman buradan şimdiden ayrılıyorsun değil mi? Kim bilir kaç sene sonra çıkacak ama evet, o dönemde evet, inşallah onun işleri konuşuyor. Evet şu anda bayağı bir emeği var ama var yani. Senaryo yazmış ya hayal ya. Bir de o kadar saçma oldu ki gerçekten böyle bir sabah uyandım böyle şeydim zaten o yani böyle öyle oluyor herhalde. Ay benim bunu birine anlatmam lazım falan. Yerinde duramıyor hakikaten ya. Gerçekten bunu anlatmam gerekiyor falan ama anlatamam ya yani anlatamayacağım layıkıyla cümle kuramayacağım yani öyle hissediyorum. Açtım böyle sadece şey olsun diye yazmaya başladım. Bir sahne yazdım böyle bir tane sadece başı değil sonu değil ortadan bir sahne. Sonra önünü arkasını doldurdum bir baktım 8 bölüm olmuş 3 ayda bitti. Bunu muhtemelen patlayacak bir iş. Ben konudan öyle anladım güzel bir şey gelecek ortaya. Bu şu kısmı kesip o dönem yapıştıracağım. O dönem yapıştırırız. Yani. En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin? Hüzünlendiğim anı tabii paylaşırım. Bir tane şey en son dedin ama değil mi? Evet. Şu an. Neden? Burada olmaktan hiç memnunum. Hayır, en son ne kadar... Şey. Hayır, şaka yapıyorum. Çok mutluyum ve çok eğleniyorum. Hayır, görmüyor musun? Bilmiyorum. Sen... Şu an çok eğleniyorum. Şu an düşürüyorum. Evet. Ne diyeyim? Bir tane şey videosu çıktı ya, köpeğe ateş etmişler. Orada hakikaten çok kötü oldum. Onu da çok üzüldüm. Ağlar mısın? Ağlarım. Sinirden ağlarım. Ağladıktan sonra rahatlama mı olur? Bir baş ağrısı falan zarar verir mi ağlam? Rahatlama olur. Çok ağlamam, çok ağlayamam da yani hani sık sık az az böyle şey gibi oluyor. Yani bir anda böyle oluyor böyle 5 saniye sürüyor sonra geçiyor. Ama iyi ağladığımda rahatlarım. Ne zaman en son iyi ağladın? Evet, bir 3 haftası vardır herhalde. Ne olmuştu özel bir şey değil mi? Değil, işle ilgili bir şeye sinir... Böyle, ben sinirden ağlıyorum bu arada, özür dilerim değil. Yalnızken ağlamıştım. Yalnızken ağlamıştım. Böyle yasta böyle diye başlayan böyle bir... ...la biten bir ağlamaydı. Şeyi çok merak ettim. Bana herhangi bir zaman olabilir hayatımda, bir şey olmasına gerek yok. Mutluluktan çıldırdığın bir anı ne yaşadığın değil, o mutluluk duygunu nasıl yaşamıştın anlatır mısın? Çok merak ettim. Ha direkt geldi direkt. Zaten gözümün önüne. Hadi %100 ya. Burs kazanmıştım tiyatro sınavında. Böyle bekliyorum ama asla açıklanmasına imkan yok. Yani gece saat 11 olmuş. Ben hala refreshliyorum böyle ama imkan yok. Babam diyor ki bırak. Sabaha bakarsın, sabaha bakarsın. Bir anda çat diye çıktı. Bastım PDF'e. Üste %100 bursu gördüm ya. Ben böyle bir zıplama potansiyelini bilmiyorum yani. Diye bir fırladım. Babam tuttu beni. Sonra o kadar kendime gelemedim ki böyleydim bütün gün. falan. En son böyle şey damağına bastırdılar ya insanların sakinleş. Babam onu yapmak zorunda kaldı. Yani. Mutluluktan çıldırmak bu bence. Nasıl bir hakikaten ha. Ama çok hakikaten böyle bir sene hazırlanmıştım. Bunu bilse de %100 verirlermiş. Yani. gerçekten. Yok zannetmiyorum. Ben. En son en çok neye hayır dedin? Çok en çok neye hayır dedim. Ne güzel soru ya. Hayır, karbonhidrat.
Evet, yemedi. Az önce de zorladım yemedi. Yani kendi içimde bir sürü şeye hayır hayır yapıyorum yani. Ya da işte yemek olsa sıkıcı mısındır? Nasıl? Uyumlanır mı? Mesela az önce dedin yemedin. Uyumlanırım. Yani bamya dışında her şeyi bamya yemiyorum. Şaka. Ben de brokoli bir challenge başlattım. İmza biliyor musun? Brokoli sevenler bizden değil. Şaka. Ben gerçekten severim bayağı. Şaka ya. Brokoli. Sen ona bir şey sezar sos dök. Brokoli. Ha, brokoli seviyor sezar musun? Sos dök. Bunu niye başta üzerine söylemedi? Birazcık parmesan bitti. Bunu niye başta söylemedi? Benden yemedin. Ben sana bir brokoli yapayım. Çerkez. Şimdi işte şu an brokoli. Gerçekten. Evet, sen ciddi sen bamya yiyebiliyor musun? Yok. Çok kötü. Çok kötü. Bamya. Yani bamya bir de sıkıcı bir şey gibi geliyor kula. Sıkıcı. Hayır yani neden onu yiyelim? Yani ha. O böyle ne yiyor? Brokoli. İmza atar mısın benim için brokoli sevenler bizden de challenge'ına? Adını atamam. Seviyorum. Bayağı tek sevdiğim sebze olabilir yani. En son en çok neye şaşırdın? En son çok neye şaşırdın? İşte onu söyleyemem diyor. Diğerine geçti aklımda. Nasıl? Bu nasıl bir şey? Sen ne yapıyorsun? Sen cyborg musun mı? Ya? Boşuna mı ya? Robot. Abi yapıyoruz bunu. Hemen oyunculuk kalkanımı devreye sokmalıyım. En çok neye şaşırdım? Aa, o da değil. Evet, onu bilmiyorum. Söylemem. Bilmiyorum yani. Söyleme zaten. Çağla Şikel'in vücudunun ne kadar güzel olduğunu şaşırdım. Evet. Oha falan oldum. Defileye çıktık ya Geleceğin Güçlü Kadın. İlk defa gördüm, böyle oldum. En son ona çok şaşırdım gerçekten. Ben bu sefer ben viral olacağım. Ben bir program yapmış Altın Kelebek. Ondan sonra bir şey olmuş, şöyle geçelim demiş, şöyle şey yaptık, çarptı bana, betona çarptı. Çok korktum, bir kez bir kadının bedeninden korktum. O kadar böyle bilmiyorum, bu iyi bir şey mi bilmiyorum falan. Ama. Bence çok, ay tanrıça gibi bir yani bayıldım. Ya sevgiler, selamlar buradan kendisine. Şimdi geldik Zurna'nın. Zırt dedi. Sadece o bilecek bölümümüz var. Bu bölümde sorduğum soruların... Yani bu bölüm senin için yazılmış. Yayamaycılık yapacağız. Bu bölümde gerçekten yaramaz. Hadi bakalım. Bu bölümde sorduğum soruların varsa hikayesini dinleyeceğiz. Kime söylediğini ben ve izleyiciler bilmeyecek. Tamam. Geçmişinden bugüne kadar herhangi bir konu olabilir. Onu öyle olmadığını anlatacaksın. Ya da onu anlatmışsındır ama burada bir kez daha ona bir şey söyleyeceksindir. Bir şey cevap vermek istiyorsundur. Böyle düşünsene böyle bir hak verilmiş. Düşün, şu an var ya çıldırıyor yani. We were diyorsun? On a break. Neyse bunu asla kesme. Tamam. Tamam yok gerçek şimdi söyleyeyim ne olduğunu. Onun öyle olmadığını hatırladım. Yalnız hayalde de kim olduğunu söyleyecek bir şey var ya. Formatı değiştirecek. Hayır canım. Söylemem hayatta. Hı. Yani ben... Ağlarmışım. Hayır ya bilmiyorum ne bileyim ben her şeyi anlat ifade edene kadar... Bir dakika değiştirme oku. O giriş yaptın dedin ki sonra bu sıkıntılı bir durum. Yapma onu. Hayır bu söyle. Çünkü... Sen şimdi... şey yap. Anne. Anneciğim. Gerçekten seni kırmak istemedim falan diye ağlarmışım. Yok yani işte... Bilmiyorum. Ben her şeyi sonuna kadar iletişim kurup anlatana kadar insanı bırakmadığım için anlatmışımdır. Tamam bir şey geldi aklıma. Hayır ben bunu istemiyorum. O gelen şeyi istemiyorum şu an. İlk gelen şeyi istiyorum. Bunu da anlatmışım çünkü. İlk onu anlatmışım yani. Şu an düşünüyorum onu anlatmak istediğim o bir şey yok. O ilk duygulandığı şey mi? Tabii. Annenle ilgili. Annemi geçen gün birazcık sinirlendirdim. Geçen gün değil abi hayatım boyunca hiçbir anın yok. Onu öyle olmadığını anlatacak. Anlatamadığım bir şey yok. Herkes her şeyi anladı mı? Kapalı defterin yok. Sonuna kadar şey yaparım. Kapalı defterin yok. Açık defterim diyorsun. Yani şu ya defter, ben böyle hani birine bir şey yaparsam yani o şey olursa hakikaten sonuna kadar anlatmak isterim yani. Ya senin çok kırıldığın ya da gönlünün çok kırıldığı affedemediğin ya da bilmem ne olan. Ama onu öyle olmadığını ben anlatırsam benim kötü bir şey yapmış olmam gerekiyor. Yok öyle bir düşünme konuyu yani şunu amacımız şu yani ona tek açıklama yapacaksın. Hani hayatında o iz bırakan o hikayedeki o kişiye bir şey söyleyeceksin ve bir imkan veriliyor. Yani bir şey anlatmak istediğin kimse yok mu geçmişinde? Ya olsa bir ara anlatırım gibiyim. Yapar mısın gerçekten? Yemin ederim yaparım. Yok mu hiç? Şu telefon bir çal... Bir sene düşüneyim mi? Düşün. İnandınız mı? Hayır gerçekten bak benim yapısal olarak sen kendin mesela az önce dedin yani. Gerçekten böyle yani birine bir şey söyleyeceksen söylerim. Dur bakayım dur. Bir tane var da onu nasıl ifade edeceğimi bilemedim yani. Telefonun çaldı. Hı. Şu an. Hı. Açmadın titriyor filan. Çok ısrar yoğurmuş olmadı. Böyle durmuyor şu anda. Şu an yaşanıyor bu. En son ben ısrar ettim. Baksana ya belki önemli değil mi? Seni ikna ettim ve böldük. O ve açtın. Biz açtın. O ses alo hayal dedi. Aha, ve ne dedi bana? Yıllarca konuşmadın o kişi işte. Tamam. Sesini duydun ve anladın o kişi olduğunu. Seninle konuşmak istediklerim var dedi. Ne yapardın?
çekindiğim soru arayacağım deyip kapatıp cool bir şekilde devam mı ederdin şu anda? Evet, şu an öyle yapardım. Ben seni hemen arıyorum, bana bir böyle tatlılaşan bir insan mı olacaktı o yani? Ya benim, sen nasıl bir yok. Şey bekliyorsun ki? Hayır, gerçekten yok. Yok. Yok ya, yemin ederim yok. Vallahi yok yani. Ne diyeceğim ki? Ben söylemişimdir zaten. Sen görmüyor musun beni? Hiç tanımadın mı şu yarım saat içinde? Vallahi ben söylemişimdir. Ben seni çok iyi tanıdım. Söylememiş yani, yok. Söylemişimdir. İmkansız ya, bir kişi ancak diyeceğim şey şu olur yani. Şu an hayatımda... Keşke böyle olmasaydı, daha iyi olmasını isterdim her şeyin. Hayır, iz bırakın hiçbir hikaye yok. Yani şu an telefonu çalsa, geçmişten herhangi bir insan, hiç önemli değil bu arada, sadece karşı olarak düşünmeyin. Geç, telefonu çalsa, etkilenip demoralize olacağını, etkileneceğin yani, kimse yok. Şu an... Görüşmediğin ve çalsa... Ya ölmüş olan biri var, o da hani çok yok, bizi yok. Ağlatır yaşayan yani. Evet, yok. Gerek yok ona yani. Ona mı gerek var mı da gerek yok? Öyle bir şey mi gerek yok? Hayır işte babayla söyleyeceğim bir takım bir şeyler eksik kalmıştır. O da öldüğü için, vefat ettiği için yani. Onun dışında gerçekten yaşayana söylerim ben yani. Hayır, enteresan ya. Kendini affettireceğin bir andasın şu anda, senin dünya, anlatır mısın? İkinci sorumuz da bu. Kendini affettireceğin. Evet, evet. Affettirir misin? Evet. Hadi. Tamam. Affet ya, sen de çok çok böyle edilgen sorun bu böyle. Ben böyle ya, ben hiç sevmem affettirmeyi. Neyse. Gönül alır mısın? Gönül alırım. Gönül alırım. Çok kırmamaya çalışırım ama kırdığımı da almasını bilirim gerçekten. Az önce gönlümü kırdın mesela şey konusunda. Hayır ama o dünyanın en büyük ironisiydi. Ne kadar eğlendiğim görünüyor diye yani. Şu anda neredeyse bir yapmadım kaldı. Çok eğleniyorum. Benim kalbini kırdın. Hı-hı. Seviyorsun, o da seni seviyor. Ama çok kırılmış. Hı-hı. Anladın. Hı-hı. Şunu mu yaparsın? Yani gönlünü kendince elinden geleni yapmışsındır. Kabul etmiyorsan aman Nalci Versi görsün mü dersin? Hayır, hayır. Bırakmazsın. Bırakma. Eğer gerçekten hatalıysam ve yani... Gerçeği kim biliyor, sen biliyorsun. Ben bilirim yani içsel olarak. Bilirim yani karşımdaki ne? Bu şu bana çok... Bunu yeni yeni anlamaya başladım. Ya senin ne yaptığın önemli değil. Karşı taraf kırıldıysa kırılmıştır yani. O noktada mesela kolay, şey oluyorum. Kolay affedermişim. Kolay affederim ama kolay asla unutmam. Kötü bir şey. Evet, unutmam yani. Affederim. Kolay affederim. Ama unutmam. Akrep. Geldik müthiş bir soruya. Bu bölümün son sorusu. Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin? yani şu anda mı olması gerekiyor bunun? Geçmiş bir şey olabiliyor mu? Varsa şu an, yoksa geçmiş. Ya da yani sevgili falan olmak zorunda değil herhalde. Şöyle yani, değilse vereceğin cevaptan sonra ben o cevap almış başka soru sorarım istersen. Nasıl mı sıkıştırır bu? Ama gerçekten yani şu, tabii, şu an olmasa gerek yok. Kalbim var. Hayır, şu da olabilir. Şu an biri vardır ama bu sorunun cevabının muhatabı geçmiştir, geçmişi anlat. Tamam, ben en güzel sevdiğim dönemden bir şey vereyim. O döneme gideyim. En güzel sevdiğim ve o kızın gözünden konuşayım. Tabii. Yani böyle havai fişekler. Tamam. Deniz kenarı. Tamam. Yıldızlar. Ay. İçki, yemek, her şey seninle güzel. Düşünüyor musun şarkısını? Söylüyorum zaten, Spotify'a girebilirsin. İnanamıyorum, what the f***. Ben sana demiştim. Ben burada oyuncuyum, hayal kası olmaya. Hayal, seni tanımayı bu kadar çok istemesem, ya araştırma ne önemi kalır, evet. Eğer araştırmış olsaydım bu heyecana gelmezdim, öyle düşün beni. Şarkı söylüyorum, kendi şarkılarımı da yazıyorum, Spotify'da senin bayağı şeyim var. İşte. Evet. Tabii, dinleriz, paylaşırsan dinleriz abi, evet. Paylaşırsan atarsın bana, dinle, tabii, açar derim, ne düşünüyorsun dersin, dinlerim. Bizi böyle işliyor işte. Böyle işliyor. Öbür türlü şey olmaz PR, mıydı? PR Box'la sana yollamam gerekiyor değil mi? Yeni plağım çıktı diye. Hayal şeyi ya ama bu hani. Evet. Anladım. Hazırlandın, geldin, klasik gazeteci şey hikayesi. Bile bile sormakla gerçekten merak i̇şte edip İşte böyleymişsin, şu İstanbul Aydın Üniversitesi şey bitirmişsin falan filan, biliyormuşum da mesela, evet, bir şey bir şeyler. Değil yani. Evet, realist oyunculuk güzel. Yapmak için böyle yapmışsın. Doğru. Güzel mi söylüyorsun şarkı? Var, bu arada bir şey aldım ya. Bilmeden bu arada iltifat ettim, sesinin güzel olduğunu söyledim. Sen söylemiş olsaydın ve sorulardım, ah senin sesin zaten güzel. İnandırıcı olmazdı. Ha evet. Şu an duydum ve direkt şey anda, dedim, şarkı söylüyor musun? Her ne kadar şey doğal. Anda çıkıyor. Her evet, şey anda evet, çıkıyor bu gerçekçi programda. Ya. Gerçekçi ortaya oyunculuk çıkardı. Be. Bu saydığın kelimeler çağrışım mıydı? Sevgilinin çağrışım mıydı? Öyle mi hissederdin o aşk duygusunu? Aşk hayır. Diye bir şey var mı sence? Aşk diye bir şey var. Kesinlikle var. İnanıyorsun. %100. Nasıl bir şey o? Güzel bir şey. Bence her şey. Yani böyle aşk benim işte bak. Geçen gün biri ne dedi ya? Ben şunsuz yaşayamam falan gibi bir şey. Anlayışsız mı dedi, toleranssız mı? Tamam. Anlayışsız, empatisiz mi dedi, bir şey dedi biri. Ben düşündüm, ben neysiz yaşayamam, herhalde aşksız yaşayamam yani. Yaptığım her şeye bir aşk duymam lazım. Ya, bir de o böyle aplık hissi. Ya aşk benim için şey demek değil illa, hani aplık. Anladım, yüksek
duygular benim için. Yani her şeyde. Mesela şu an böyle, mesela şu an buna aşk duyuyorum yani. Şu yaptığım şeyde mutluyum yani. Ama mesela bazen de böyle kaç dakika kaldı falan oluyorsun yani. Onu da sen çok güzel yapanlardan birisin muhtemelen. Gözlemliyorum da hani ortamda hani o sıkıldığı. Ha, aynen. Fısıldamak istedim. Değil mi? Böyle şey, sanki ayıp bir şey söylüyormuş. Mucize Doktor'u da ben fanıydım. Çok iyiydik. İşte zaten hala paylaşılıyor filan. Orada sevgili Murat Aygen için zaten konuk aldık. İşlediğimiz içeriklerdi. Ben senin sana çok şey kattığını düşünüyorum. Böyle bazı dizilerin çok izlenmesi. Yani o dizide, ben o dizide seni startup olarak görüyorum. O dizinin startup'ıydı ve yıldızlaştın ve dönüştü. Ve çok gerçekten büyük katma değer oldu. İyi ki de olmuş senin için. Evet. Oradaki muhtemelen siz çok eğleniyorsunuz. Kendi arkadaşlığınız her yerde bir ekürilik var. Bunu nasıl sürdürmeye sağladınız? Aranızda güven mi daha çok, samimiyet mi daha çok ya da ne en çok böyle bir şey var ve bozulmuyor. Bir de setle alakalı bir klişe, geçen de biriyle konuştum, kızdı bana ama bu çok, abi izleyiciler çok merak ediyor. Muhtemelen senin konuk aldığım için de şu an mahkum var ama Mucize Doktor'la ilgili de bir anı varsa paylaşabileceğini, hiç önemli değil, saçma sapan orada bir şey vardı onu gördüm, hani söyleyeceğin her şeyin bir haber değeri var çünkü. Aha. Dizi çok pik yapıyordu. Bir anı rica edeceğim. Tamam. Nasıl arkadaş olduğumuzu anlatayım. Evet, evet. Çok süper bir anı. Ay bunu anlatabiliyor muyum acaba? Bir düşüneyim. Hepsi arkadaşımız canım. Biz bizeyiz zaten. Tamam bir şeye tanışmıyorum işte. Merve. Aynen. Biz aslında bir sezon boyunca Merve ile ben en yakın arkadaştık. Tamam. Sinem'le de Hazal. Hı hı. Ve yani böyle gayet tatlı tatlı sohbet ediyorduk ama böyle bir o dörtlü oluşmamıştı daha. İkinci sezon geldiğimizde bir şey oldu yani. Böyle artık bir kere yani Sinem mesela şey bir insandır. Çabuk güvenen ve açılan bir insan değildir. Evet, en sevdiğim de özelliğidir o yani. Evet. Bana da kattığı bir şeydir o. Ben de mesela çok hemen samimi olur gibi gözükürüm ama içimde böyle kapalı şey vardır. Merve ile Hazal hani keza daha sıcakkanlılardır aslında. Ama şey yani birbirimize tam olarak şey yapmadık. Böyle aa ne haber nasılsın çok iyi geçti. Zor karakterler abi. Evet yani tamamen böyle birbirimize şey yapmadık yani kaynaşmamıştık. Hı-hı. Sonra ikinci sezonda herhalde o zaman geçti ya uzun zaman. Artık hani birinci sezondan beri bakıyoruz ki kavga etmiyoruz, her şey çok iyi, gülüyoruz, eğleniyoruz falan. Dedik bir dışarı çıkalım ya bir gün. O gün bugün yıldan sonra bir daha şey olmadı. Abi uyumunuz da çok iyi ama zor karakterlerin uyumlanması da şeydir. Hepinizin ayrı ayrı şeyi var. Yani şey gibi oldu, şeyin dengesi gibi. Yani böyle hepimizde bir çok farklı özellikler var ve birbirimizin eksiklerini tamamladığımız bir nokta. Mesela atıyorum ben grubun şeyini tamamlıyorum. Hiçbiri aslında bıraksam böyle durduğun yerde hadi bu akşam şuraya gidelim falan girmezler. Atıyorum onu ben tamamlıyorum. O grupta neler konuşuluyordur var ya. Allah bizim bir WhatsApp grubu, bizim telefonumuz çalınmasın. Oh. Grubun adı ne? Bizi çok seviyoruz. Kalp. Bizi çok seviyoruz kalp. Ama o grubun ismi olaylara göre değişiyor iki ayda. Şaka değişiyor. Mucize Doktor Anısı. En komik bir şey. Çok komik anımız var çünkü biz hani genelde ekip olarak da çok iyi anlaşıyorduk. Belliydi o yansıyordunlar. Merve'nin eşiyle nasıl tanıştığını anlatayım. O hepimizin. Çünkü bizim arkadaş olma anımız da o. O zamana kadar dediğim gibi hep bir garip bir mesafe var aramızda. Bizim ameliyat yapılan yer var ya dizideki. Hı-hı. Onun da yukarıda izleme salonu var. İzliyorlar, basıp konuşuyorlar falan. Bir gün biz aşağıda Sinem'le ameliyat yapıyoruz. Yukarıda da sinirim bozuluyor bu anıya gerçekten. Hazal'la Merve yan yana durup bizi izliyorlar. O sırada da ya hepimiz single'ız, bekarız ve böyle şey çok çalışıyoruz ve hani yani bu arada Sinem bekar değil, ben bekarım. Hazal bekar, Merve bekar, pardon. Biz de kızlar hep şey konuşuyoruz yani nerede tanışacağız ki biriyle? Hani zaten 7/24 buradayız. Zaten tanışsan kimle tanışacaksın? Yani böyle... Bunları setteki çalışanlar da duyuyor mu? Evet ama o öyle bir şeydir. Yani şey gibisin ya orada herkes dikkat eder yani iş alaka açısından birbiriyle bir şey yapmamaya. Eder mi? Benim bayağı kırmızı çizgimdir bilmiyorum geri kalan insanlar ama... Etmezler setlerde ben sana söyleyeyim onu. Ben ederim. O yüzden kendimden bildiğim gibi ya da benim tanıdığım arkadaşlarım da biraz öyleler. Ondan sonra konuşuyoruz, konuşuyoruz falan derken depresiftik yani biriyle tanışmak konusunda. Ne olacak falan. Sonra bir gün o gün işte ameliyat gününde bir anda bizim Tolga çok yakın da arkadaşımız kameraman arkadaşımız. Tolga bir anda böyle koştu. Biz böyle onlar yukarıdan izliyorlar. Ameliyathanede biz Sinem'leyiz. Yukarıdan böyle Jimmy diye bir alet var. Onun üstüne atladı ama böyle tam da vücut çalıştığı falan bir dönem.
atladı böyle. Biz görmedik Sinem'le. Yukarıdan sadece Merve'den şöyle bir ses geldi. Hayranlık. Biz döndük böyle Sinem'le. Ne oluyor diye. Hazal yere yıkılmış gülmekten. Çünkü hani Merve'den öyle bir ses çıkmasa hani Tolga böyle dese. Sonra şu an evleniyor Merve ile Tolga. Arkadaş ya. Ve o akşam WhatsApp grubu kuruldu. O akşam şaka. Kuruldu. Şeydi, Merve sen niye öyle o sesi çıkardın? Sen Tolga'yı mı beğeniyorsun? Dedi falan hep beraber konuşmaya Tolga başladık. Tolga anlamış bunu herhalde orada. Sonra zaten hemen çok tatlı bir şekilde incelikle onu date çıkararak falan filan uzun sürelerden sonra artık nişanlandılar. Bu yaz evleniyorlar. İkisini de buradan yiyorum, öpüyorum. Arkadaş ya. Arkadaş başlattıran aşk. Gençler siz de bakın güzel şeyler oluyor böyle hikayeler. Atlamalı, zıplamalı. Valla çok tebrik ediyorum, hayırlı olsun hakikaten şeyde. Ve o dertlenen şey bir kişi için şey olmuş yani, değişmiş. O gün o an ya çok çok güzel bir andı ya. O da bizim arkadaşımız da başlattı işte. Kapanış sorusuna geldik. Hı hı. Aa keşke. Ay gitmeyelim. Evet ya. Gitmeyelim. Şimdi durduralım da. Biraz daha konuşalım dermiş. Dilediğin kişiye, dilediğin soruyu. 83 milyonun izlediği programda sorma imkanı verildi sana. Bu kim olurdu ve ona ne sorardın? Kime ne sorardın? Ona sorma. Ona sorma. Titrermişim bir anda. Tabii ki soramam. Ona sorma. Bunlar hep şey sorma. Ben cevaplarını sanki önceden aldım sen. Sanki evet, hatta anlıyorsun direkt ne diyeceğimi. Yani bu sorunun cevabını kime söyleyeceğimi söylemeyeyim. Ya da kimlere. Yani ama öyle insanlar var ki şu anda. Şey sormak istiyorum gerçekten, hayata kötülük yaydığınız zaman elinize ne geçiyor? Kendi mutsuzluklarınızı mı unutuyorsunuz? Vay, iyi bir sesle iyi bir kapanış cevabı oldu. Ağzına sağlık, kapatmadan. Senden az önce söylediğin için çok hoşuma gitti, mutlu oldum. Bir şarkı mırıldın mı? Az önce yaptığın gibi. Ne söyleyeyim, bilmiyorum, sesim olmasını yaşıyorum. Bunu tamam. O tatlı bir şekilde kalsın orada. Şarkı söylemekten nefret ediyorum çıkar. Programda. Programda. Öyle hani ben böyle müziksiz falan söylemeyi sevmiyorum. Karaoke sermiş. Karaoke kurabiliyor muyuz Efruz? Hayır, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Senin İnşallah. Ağzına sağlık. Ben emeğine şey sağlık. Bu arada gerçekten işini çok severek yaptığın belli. Biz de eğleniyoruz böylelikle. Senin de aynı şekilde. İyi ki buluştuk. Şeyde bundan sonra. Mahkum. Mahkum'a ve seni konuk oyuncu olarak alsak ya. Şu senaryosunu yazdığın projeyi konuşmaya gelelim. Aynen, inşallah inşallah. Buna da güzel bir enerji yollayalım hep beraber buradan. Evet buradan evet aynen. Ya. Ben çok da inanıyorum ya. Sucuğa kesin de bu arada senaryodan muhtemelen. Böyle yap çıksın. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.